Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz başkan. Hoş bulduk. Bir sene önce başlatmış olduğumuz Siyez buğdayının artık bundan sonra bizim ekip hasat ettiğimiz Siyez buğdayının artık bundan sonra sizler tarafından tarlalarınızda Koca Sinan'ın değişik mahallelerinde, değişik köylerinde yerleşik bir şekilde ekilip biçilebilmesi için bir adım atmış olacağız. Geçtiğimiz yıl hemen bu arka tarafta görmüş olduğunuz yaklaşık 10 dönümlük bir arazide ekimini yapmıştık Siyez buğdayını. Şükür hasat etmek de nasip oldu. Ve şimdi bugün burada dağıtımını sizlere 10'ar kiloluk paketler halinde her bir çiftçimiz 20 kilo ve bu da bir dönüm araziye tekabül ediyor. Bir dönümlük arazide bu işin başlangıcını yapmış olacağız. Bu şekilde dalga dalga Koca Sinan içerisinde Siyez buğdayının daha yoğun bir şekilde ekilip dikilip hasadının edileceği, bu bizim bölgemizde de yetiştirilebilen bir ürün olabilmesi için bir mücadele. Gelecek yıllar içerisinde çok daha fazlaca çiftçi kardeşlerimizin ektiği, diktiği bir ürün haline gelir. Evet, bizim bölgemizde Koca Sinan'da Kayseri'deki yapılan tarımın %20'si yaklaşık olarak %20'si bizim bölgemizde yapılıyor. Hem hayvancılık noktasında hem ziraat noktasında. Ay çekirdeğinin, buğdayın, arpanın, aklınıza ziraat adına ne geliyorsa bunların hepsi çiftçi olarak sizler ekiyorsunuz, sizler dikiyorsunuz, sizler üretiyorsunuz. Ve üretmiş olduğunuz ürünlerin de bizim açımızdan daha bereketli, daha kesenize fazlaca katkı sağlayacak şekilde ürünler olması için çabalıyoruz. İnşallah bundan sonrasında sizlerle beraber harekete geçireceğimiz projelerle Koca Sinan bölgesindeki ziraatle uğraşan, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimizin ektiği, diktiği ürünlerin, yapmış olduğu hayvancılığın daha bereketli olmasını diliyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu ürünlerin sizler açısından ekonomik olarak daha fazlaca değer üretecek ürünler olması için çalışıyoruz. Siyez buğdayı da bunlardan bir tanesi. İnşallah bundan sonrasında Siyez buğdayı bizim bölgemizde yetişen bir ürün, Koca Sinan'da tanınan bir ürün haline gelecek. Bundan sonrasında da sizler inşallah daha fazlaca ekonominize, kesenize kazanç sağlamış olacaksınız. İşin bir diğer tarafı da Siyez buğdayı ile ilgili 10 bin yıldır genetiği bozulmamış doğal bir tür. Hiçbir şekilde GDO'suyla oynanmamış, genetiğiyle oynanmamış. 10 bin yıl öncesindekiyle bugünü aynı bir tür buğday olması. Bundan hareketle de bu buğdayın hem insan sağlığı açısından değişik faydalarının olduğu, genetiği bozulmamış olmasıyla, sağlıklı olmasıyla ilgili de tıp dünyası birçok şeyleri söylüyor. Ve bu noktada da bizim insan sağlığına da katkı verecek bu ürünü yaygınlaştırmayla da böyle de bir kazancı da elde etmiş olacağız inşallah. Hep birlikte Koca Sinan'ımızda yaşayan herkesin hayatına dokunarak, hayatlarını değerli kılarak, işlerini daha güzel yapabilir, daha bereketli yapabilir hale getirmek için Koca Sinan Belediyesi olarak çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Evet, bereket olsun. Allah kolaylıklar versin. İnşallah 1000 ürünler versin. Koca Sinan Belediye Başkanımıza Siyez buğdayının tanıtımından ve dağıtımından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu buğday bize her türlü ekonomik gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun kepeğinden, bulgurundan, unundan, her şeyinden çiftçimiz ve köylümüz bir kooperatif sayesinde daha fazla faydalanacağına inanıyoruz. 10 bin yıllık Siyez buğdayımız bugün Koca Sinan Belediye Başkanı tarafından çiftçilerimize dağıtımı yapıldı. Bu hizmetlerinden dolayı Koca Sinan Belediye Başkanımız Ahmet Çulak Bayraktar'a teşekkür ediyoruz çiftçilerimiz adına. Çok memnun olduk biz çiftçi olarak. Çiftçi arkadaşlara bundan ekelim de çoğalsın diye bugün de bunun dağıtımı için çiftçilerimize başkanımız yardımcı olmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bereket olsun inşallah. İnşallah inşallah. Bismillah. Hadi bakalım. Ekilmedi mi? Başkası karışmayacak. Evet. Buradan adı mı yazıyor?
Bu buğdayın hası. Bismillahirrahmanirrahim.